35 yıllık iş tecrübesiyle Türkiye'de ve dünyada marka olan Homebar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özsivri ile yaptığımız söyleşi ekranlarda. Ben Ercan Özsivri'yim. Homebar Limited şirketinin işte yönetim kurulu başkanıyım. Biz tabii çok uzun yıllar sert krom kaplama yapan, sert krom kaplı mil üreten bir şirketiz. 1975 yılıydı galiba bizim bu sektöre girişimizin ilk başlangıcı. 35 yılı aşkın bir süredir, aşan bir süredir bu üretimi yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa sert krom kaplamayı yaptık. Sert krom kaplı mili gene Türkiye'de ilk defa yaptık. Getirdik, piyasaya alıştırdık, sanayimize alıştırdık. Makine üreticilerinin işini çok kolaylaştırdık. Şimdi de Türkiye'de ilk defa honlanmış boru veya hidrolik silindir borusu imalatına başlayacağız. Bu da bizim hidrolik sektörünün, pneumatik sektörünün, hidrolik sektörünün önünü çok daha fazla açacak. Ümit ediyorum biz bu yılın sonundan itibaren hidrolik silindir üretmeye başlayacağız. Hidrolik silindir üretiminde tabii çok önemli bir şey var. İki aşamadan meydana geliyor. Bir tanesi hazırlanma bölümü, yani soğuk çekilmiş boru üretimi. Biz soğuk çekilmiş boru üretiminde yapacağımız için tam bir integre tesis olacağız. O da Türkiye'de ilk defa. Bizim en çok övündüğümüz, onur duyduğumuz bir iş var. Şu arkamdaki tabloda görüyorsunuz. Dünyanın her köşesinde Homebar'ın veya Ercan Şirketler Grubu'nun üretmiş olduğu hidrolik silindir borusu ve milini görebilirsiniz. Dünyanın her yerinde bu işi yapanlar bizi tanır. Dünyanın hemen her köşesinde, 5 kıtasında, yani yüzlerce devletine ihracat yapıyoruz. Oralarda temsilcilerimiz var, stokçularımız var, distribütörlerimiz var. Biz bu işe başladığımızdan beri Türkiye'ye kazandırdığımız çok önemli bir şey var. İki türlü şeyimiz oldu, katkımız oldu Türk ekonomisine. Bir tanesi ihracat yaparak döviz getirdik. İkincisi ithalatı önleyerek döviz harcanmasının önüne geçmiş olduk. 35 yıldır, yani 35 yıldır bu işin içerisinde yaptığımız devamlı hidrolik silindir makine üreticilerine hizmet etmek ve onların önünü açmak. Bir örnek vereceğim size. Türkiye'de biz uzun çubuk yapmaya başladık. Sert krom kaplı indüksiyonla sertleştirmiş uzun çubuk yapmaya başladık. Plastik doğrama makineleri Türkiye'de üretimi başladı. Yani biz o işe başladık, plastik doğrama makinesini üretmek çok kolay oldu. Şimdi bundan sonra hidrolik silindir üretmek çok kolay olacak. Çünkü boruyu entegre olarak ham maddeden üreteceğimiz için bir kere rekabet edilebilir fiyatlara ulaşacak. İkizelliğe biz 1992 senesinde geldik. 1992 senesinde burada 37 tane kooperatif kurulmuş. O zaman İstanbul, işte Büyükşehir Belediyesi çok büyük destekle İstanbul'un içindeki sanayiyi buraya çıkarmaya, burada planlamaya çalışmış. Biz bu 37 kooperatiften sonra müstakil parseller olarak buraya geldik. Fakat kooperatifle bir yapılanmamız olmadığı için kooperatiflerin yaşamış olduğu sorunlar hep yaşadık. Artı da başka sorunlar da yaşadık. Çünkü müstakil parsellerin şöyle bir sıkıntısı oldu. Yani iki tellinin tam her türlü olanağından, her türlü şeyinden uzun müddet istifade edemedik. Nihat Tunalı tabii çok kısa dönemde iki telli organizasyonu başkanlığını yapıyor.
Tabii benim gönlümden istiyor ki ona çok daha uzun yıllar hizmet edecek imkanları, avantajları veya şeylerin önünün açılması lazım. Bu herhalde 3-5 ay içerisinde yaptıkları şeyler bizi çok heyecanlandırdı. Çok mutlu olduk. Mesela bir örnek size vereyim. İki telide iş yeriniz var. Kiraya vereceksiniz. Kiracı geldiği zaman size müracaat ettiğinde iş yerine ne kadar elektriği var diye soruyor. Ben burada çalışmaya başladığım zaman yeni bir makine aldığımda acaba yeniden elektrik alma gücüne sahip miyim? Yeniden elektrik temin edebilir miyim? Diye sorular soruluyordu. Ve o zaman Nihat Tunalı geldiğinde bunlara maalesef İki tel organize sanayi bölgesinde elektrik temin etmek mümkün değildi. Bu Enerji Piyasası Denetleme Kurulu iki telinin kapasitesini doldurmuştu. Kapasitesini veya gücünü sınırlamıştı. Yeni hatlar çekilmesi gerekiyordu ve bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Ve burada biz iki teli de bu birdenbire şöyle bir şeyi başlattı. İki teli de iş yapmak isteyen insanlar elektrik alamayacaklarını düşününce iki deliye gelmemeye başladılar. Bu iki delideki mülklerin de değerini düşürmeye başladı. Kiraları da düşürmeye başladı. İki delideki ticareti de düşürmeye başladı. Nihat Başkan bunu başardı. Beni en çok heyecanlandıran hizmet odur. Yani şimdi kim iki telide iş yapmak istiyorsa istediği kadar elektrik alabiliyor. Çok çok önemli bir şey bu çünkü. Bayram tabii ki bu kadar acıdan sonra inşallah ülkemize mutluluk getirecektir. Biliyorsunuz büyük Van depreminin acısını yeni üzerimizden inşallah bu bayramla tamamen atacağız. Oradaki vatandaşlarımız çok büyük acılar çektiler. Hepimiz yardımcı olmaya çalıştık ama ümit ediyorum diğer konularda işte emniyet konusunda, terör konusunda da bu bayram bir milat olur diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum.